Yok, farklı da görüntü öyle. Öyle mi? Yarısı depo yaptı. Sizin orada bir şeyde karar mı? Öyle mi? Tuvaletler. Arabalar mı var öyle? Abi yavrum. Sana bir video kaydede basayım. Biz de onu istiyoruz. Yani bütün mücadelemiz o. Eğer Sağlı Gölü Koruma Derneği bulmuş olsaydı, şimdi buralar beton olmuş. Binaların yerinde. Yapılacak değil mi? Aynen ben biliyorum o süreci. 4 yıl önce gelmiştim ben burada, o çadırların betonlaşmayı şahidim. Bu suya giriyor. Bak böyle plan yolları daha mantıklı. Ben daha iş giremem. Elinize sağlık. Basılmaması gereken yer. Şimdi şurada o kumların alındığı yer burasıydı. Sıyrıldı. Şimdi gelin oraya. Sağlı Gölü Koruma Derneği Başkanıyım ben. 2020'nin 4-5 Nisan'ında alınan 14 Nisan'ında alınan kumlar bu tepecikten alındı. Sonra bu tepeciği getirip geri koydular, ancak bu tepecik koyduktan sonra bu binaları yaptılar. Şeyin, bu tepeciğin etrafını 9 tane bina yaptılar. Şu anda bu buraları yol yaptılar. Bu kumlar yeniden eziliyor. Yani bunun önlemi alınması gerekiyor. Bunun önlemi alınmadı. Halen kumlar eziliyor. Teşekkür ederim. Suyu koyratça bir vahşi yıllanma nedeni bu noktada. Orası kapalı bir hafıza. Böyle kaynağı tamamen çekilir. Nehirler ve onlarla besleniyor. Aslında yok ederseniz, çıkarsanız, kaçak yıllar açarsanız, sizler yetiştirmek için, ilkbaş hayvancıkları sürdürmek için o vakitte bütün bu kaynakları yok ediyorsunuz. Kısacası İzmir'de başlattığımız başka bir tarım politikası ve bıraktık yoksullarla mücadele burada da kendini gösteriyor. Ben belediye başkanımızın gösterdiği hassasiyeti çok iyi biliyorum. Aynı şekilde Yeşilova Belediye Başkanımızın da ve aynı paralelde birlikte neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Elimizden ne geliyorsa destek, bunu vermek için gayret edeceğiz. Dediğim gibi mesele tarım politikalarında kitlenin ve yanlış tarım politikalarını terk etmemiz lazım. Doğayla uyumlu ürün desenini planlamamız lazım. Yol boyu gördük başaklar 30 santim. Yani inanılır gibi değil. Buğday hasat edilecek hale gelmiş ama hasadı yapılamayacak neredeyse. O kadar kısa ki. Tabii saman çıkmayacak, saman çıkmayınca saman ithal edilecek. Yani hepsi birbirine bağlı, bir kısır döngü ve bir kısır döngü, kuraklığı da, yoksulluğu da büyüyen bir kısır döngü. Birbirine olmaya devam edeceğiz, elini vermeye devam edeceğiz ve bu içine düştüğümüz tabloyu hep birlikte değiştireceğiz. Başkanımdan sonra böyle bir yol mu?
olsun. Diğer iki başkanımız da ortak yapacağımız diğer çalışmaları da gözden geçireceğiz. Bu önceliğimiz yeni politikaları olan insanın kalitesinin korunmasını hedefliyoruz. Evet, başkanımıza ümitleştirme ve değerli ekibine şu hoş geldin demek istiyoruz. Yaklaşık 3 ay önce İzmir'de bir çalıştay başkanımızın önderliğinde 22 belediye başkanının imza attığı bir manifesto ile sonuçlanmıştı. Bu manifestonun içerisinde Burdur Gölü ya da Burdur Gölleri içerisinde saldırı ve Burdur'un ne olduğu, kuraklıkla, kurumayla karşı karşıya olan göllerimizle ilgili önlemler alınmasının gerektiğine dair önemli bir imza atmıştık. Sağ olsun başkanım davetimizi kırmadı ve her şeyi yerinde görebilmek ve asıl önemlisi de belediye başkanlarının sadece asli görevlerinin asfalt dökmek, kaldırım yapmak ya da insanların yaşam standartını yükseltebileceği kentler olmadığını, doğayla barışık, doğayla dost olan ve gelecek kuşaklara, gelecek nesillere doğru bir politikayla emanet edilen, bizlere emanet edilen bu mirası aktarabilmek görevimizin olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Biz sosyal demokrat belediye başkanları her ne zaman bir araya gelsek önceliğimizin mutlaka doğayla barışık projeler olduğunu altını çiziyoruz. Bu anlamda da başkanımızın İzmir'de yaptığı başka bir tarım mümkün sloganının Burdur'a uyarlanabilirliğini birlikte tartışacağız, görüşeceğiz. Onların bilgi birikimi ve deneyiminden mutlaka katkı alacağız. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları ve bundan sonraki süreçte hem Burdur hem de Yeşilova ilçemiz ve diğer ilçelerimizde doğada her nerede sorun varsa çözümlenebilir, ne varsa birlikte adım atabilmek için. Tekrar teşekkür ederiz. Evet, şeyimizi de alalım, derneğimizi de alalım. Evet. Başkanım. Evet, buyurun. Evet, fotoğraf alalım. Gelin biraz arkaya. Hadi geçsin, daha direkt. Kaç telefonla sahipleri alsın? İkisini alın. Kredizli gene bir şey. Biraz ileride şu demir falan. Her zaman var. Biraz daha yukarıda. Yani. Göle doğru.
zamanı Bozkır ekosistemi. Dolayısıyla Bozkır ekosistemi orada göreceğiz bu beyaz kumları, kayanın içinde de göreceğiz. Eğer bir şey derseniz onu gösterebilirim. Yer bir sorabilirsiniz. Alo. İyiyim başkanım, geldi başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Hayat bir şey bahsetti. Ama elimizden aldılar bizim burası. Baktılar komple. Buna bir plan, bir proje. Mesela ben maden mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bizim salda gelir olarak yazıyorum. Ama burayı tamamen kapatmışlar. Kapatınca insanlar zaten her yerden şikayet ediyor. Şikayet ettikten sonra hem bizden alışveriş yapmıyorlar, hem buralarda gezmiyorlar, hem buraya turizm katkısı yapılmıyor. Şimdi buraya açsalar, üzerine bir kota koysalar ya da üzerine bir şey yapsalar, bunlara basılmasa, yani suyun içerisinde böyle yani bir plan oluşturup çözüm yolu... Şöyle yapacağız onu, biz zaten Vali Bey'le görüşüyoruz. Tamam mı? Yani biz takipçisiyiz. Başkanımız sağ olsun, bugün buraya hem durum tespiti yapalım, tabii, hem de saldığımıza destek verelim diye geldim. Biz konuşalım. Biz başkanımıza da zaten istişare edeceğiz bunları. Sorunumuzu söylemezsek haklısın arkadaş. Haklısın. Biz takip ediyoruz zaten. Efendim, biz takip ediyoruz. Ya. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Geç başkanım. Saldığımızı kurmak arıyorum. Olmaksız yet. Şemten mahsul var mı? Kaç günde bir sürüyor? Çok dallandırma. Bakın, çok dallandığı zaman hiçbir şeyde başarılı olmuyor. Biri de güzel bir şey. Hani şu örneğin söylediğim spor birinci maddeyi, o yürüyüşü orada, o sporu bir gerçekleştirdim. Üst hocam dedi ki işte buraya şöyle, burada insanların böyle hareket yapacağı bir şey alabilir miyiz ya? 60 metrelik bir şey alsam, Rüştü hocam o görevi verdik, ben detayını karışma. O Rüştü hocam. Şimdi diyelim ki Nurettin Bey'le tarımla ilgili bir şeyi konuştuk. Ya Nurettin Bey artık o yapacak bunu, ben onu detayını girmem. Bir yerlere alsın. Katılmak isteyenlere yavaşla. Zaten ilk gidelim de bu tür şeye diğer insanlar da artık katılmaya başlayabilir. Biz katılımcı sayısını artırmak için evet, çalışmalar yapalım. Yani her gün. Herkes bilir. En düşük kim diyelim? Cisset düzeyi. Lise düzeyi, aslında düzeyi değil. Türkiye'nin şartlarında. Ki o lise düzeyini biz üniversite şöyle ortalamaya aldık. Yarın sen. Thank you.